Bilgisayarımızın lokal hostunda WordPress sitemizi kurduk. Her şeyi bitirdik. Temamızı yükledik. Eklentilerimizi yükledik. Ayarlarımızı yaptık. Her şey hazır. Artık bitti. Lokal hostta işlemlerimiz bitti. Peki bunu internette nasıl yayınlayacağız arkadaşlar? Nasıl taşıyacağız oraya? Kolay, çok hızlı bir pratik yolu var. Onu göstereceğim bu videoda. Hadi hep birlikte yapalım. Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Boz. Lokalhost'a hazırlamış olduğumuz, bitirdiğimiz işlemlerimizi bir eklenti sayesinde direkt olarak interneti nasıl taşıyacağız onu göstereceğim. Bu videoda farklı bir yöntemle lokalhost'umuzda yani bilgisayarımızda hazırlamış olduğumuz WordPress'i daha farklı bir şekilde taşıyacağız. İnternete, canlı ortama alacağız arkadaşlar onu göstereceğim. Hemen lafı uzatmayacağım, uyarımızı yapalım ondan sonra da işlemlere başlayalım. Kullanacağımız eklenti VP Vivid arkadaşlar. Bu eklentiyle ilgili iki tane video var kanalda. Lokalden internete yedek nasıl taşınır onu göstermiştim ya da internetten yani canlı sitemizden lokaldeki sistemimiz, lokal hostumuza yedek nasıl kurulur onları anlattığım iki tane video var. O videoları da karta koyacağım. Lütfen seyredin arkadaşlar faydalı olur sizin için. Lokal hostumuzdaki her şeyi bitmiş bir sayfayı yani sitemizi canlı internete nasıl taşırız onu göstereceğim. Bana sorarsanız tabii ki yedekleyip yani o şekilde taşımak daha kolay mı geliyor ama bu da bir alternatif. Yine aynı eklenti üzerinden ama farklı bir şekilde taşıma yapacağız. Hemen geçelim. Bu bir lokalle çalıştığım proje diyelim. Bir sayfa, kurs sayfası arkadaşlar. Bununla ilgili video var zaten kanalda. Master Study eklentisiyle bir kurs sayfası oluşturmuştu. Sitesi oluşturmuştuk. Çevrimiçi kurs sayfası. Benim çok hoşuma gitmişti bu eklenti ama yani çoğu kısmı ne yazık ki ücretli versiyonda ama ücretsiz versiyonunda bayağı güzel bir, yani grafik olarak görsel olarak işte kursların tanıtımı falan kontrol paneli falan gayet güzeldi bu eklenti. Ama en büyük dezavantajı tabii ki WooCommerce bağlantısı yapamıyorsunuz. O da ücretli versiyonunda. Neyse bu kursu aldık bitirdik. Bunu ben internete nasıl taşıyacağım şimdi onu göstereceğim. Nereye taşıyacağız? wp-alemi.com internette canlı bir site şu an. Varsayılan temasıyla işte WordPress kurulu işte bir de WooCommerce falan kurmuştum ben. Onlar falan var. Kontrol paneline geçelim. Kontrol panelinde eklenti zaten kurulu olması lazım. Artı lokaldeki çalışmamızda da VPVV kurulu olması lazım arkadaşlar. Geldik VPVV'de girelim. Eğer bu eklenti yoksa ne yapıyorsunuz? Eklentiler kısmına giriyorsunuz. Yeni eklenti ekle diyorsunuz. Arama kısmına VPVV yazıp aratın. Bulduktan sonra eklentiyi işte kurup etkinleştirin. Ondan sonra zaten kontrol panelinin sol tarafına bu şekilde gelecek arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ektenti yedekleme kısmına geldim şimdi. Burada anahtar bakın yukarıda sekmeler var. Dediğim gibi o videolarda bayağı anlatmıştım bunun özelliklerini. Anahtar kısmına geliyorum. Burada zaten Türkçe'de anlatıyor. Başka bir sitenin bu siteye yedek göndermesine izin vermek için lütfen aşağıda bir anahtar oluşturun. Yani birbirleriyle bağlantı yapacaklar arkadaşlar. Canlı sitenizde lokaldeki sitenin bir bağlantı kuracak. VP, Vivid arasında ne olacak? Yani bir anahtar oluşturacağız. Ondan sonra da lokaldeki sitemizde otomatik geçiş yerine yapıştıracağız bunu. Şimdi anahtarımızı oluşturalım. Anahtarın süre dolma tarihi 8 saat diyor ama 8 saat uzun. Eğer çok büyük bir siteniz yoksa tabii ki 8 saat kullanabilirsiniz. Büyük siteniz varsa. Yoksa da 2 saat yeterlidir. Oluştur diyorum. Buraya bir anahtar oluşturuyor. Şimdi bunu kopyalayalım. Kopyaladım. Geldim lokaldeki sisteme. Yine Burada da VP Vivid'e geliyorum. Otomatik geçiş kısmına geliyorum. Anahtarı buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde buradan da yapıştır diyebilirsiniz işte. Neyse. Kaydet butonuna basıyorum. Eğer bir sorun yoksa zaten kaydedecek. Sorun varsa kaydetmez arkadaşlar. Herhangi bir sorun bulmadı. Birbirleri bağlantıyı yaptılar şu an. Aktarmak istediğimiz içeriği seçimiz komple sistemimizi taşıyacağız. Tabii ki veri tabanı ve dosyalar. WordPress dosyaları falan hepsi olacak. Burada eklenti ilk önce çoğaltıp sonra aktarıyor. Taşımak istediğimiz yere. Alt tarafta bakın yani manuel şekilde nasıl taşıma bu videolarda anlatmıştım zaten önceki videolarda. Önce bir yedeğini backup'unu oluşturduktan sonra yükleme kısmından gene buraya gelip yükleme kısmından yapabiliyorsunuz bunu. O özellik bence daha iyi bana sorarsın ama bu da pratik bir yol. Çoğalt ve sonra aktar diyeceğim ama demeden önce arkadaşlar burada internetinizin internet bağlantınızın upload yani yükleme hızının biraz iyi olması lazım. Yoksa süreç biraz uzuyor. Lokalden internete taşıma olayı tabii ki. Ama canlıdan yani eski bir hosting firmanızdan yeni bir hosting aldıysanız oraya taşıyacaksanız o'daki hız olayı baya bir azalıyor çünkü canlıdan canlı olduğu için. Burada biraz sürebilir işlemler. Ben oraları tabii ki şey yapmayacağım, kayıt yapmayacağım. Direkt geçeceğim bakalım sürece bakacağız şimdi bakalım ne kadar bir süre gösterecek bize çoğalt sonra aktar diyorum. İşlemlere başladı şu an. Bakalım artık ne kadar sürecek. Normal şartlarda çok fazla sürmemesi lazım arkadaşlar bunun. Yani 3 dakika 5 dakika veya böyle dakika arasında tabii ki sitenizin büyüklüğüne bağlı. 68 yani 70 MB desek e çok fazla sürmemesi lazım. Bakalım bizde ne kadar sürecek şu an. Tabii ki ben internetim normal şartlarda EDSL Türk Telekom kullanıyorum ama bu işlemleri yapmak için cep telefonunun internetine bağladım. Biraz hızlı olması için sonuçta cep telefonlarının uploadları biraz daha yüksek. En azından benim EDSL'imden yüksek olduğu için cep telefona bağladım. Bakalım ne kadar sürecek. Şu an siteyi yüklemeye başladı. İlk önce yedeğini yaptı arkadaşlar. Çoğalttı siteyi yani bir yedekleme yaptı. Backup'unu aldı. Şimdi de canlı internete gönderiyor. Hızımız iyi gayet hızlı şu an gidiyor. Ama tabii ki dediğim gibi internetiniz kuvvetliyse güçlüyse bunlar çok kısa sürer bu işlemler. Yükleme işlemini bitirdi arkadaşlar. Şurada bakın orada diyor zaten. Şimdi internet bağlantısıyla dedim ya arkadaşlar gerçekten de cep telefonundan da bağlansanız stabil olmadığı için internet bağlantısı çok kötü. Kötü yani acayip kötü. O yüzden de neyse artık bir şekilde bitirdik. Normalde dediğim gibi bu çok fazla süren bir işlem değil. Yani internet bağlantınız eğer stabil ise, iyi ise kısa sürede biten bir işlem. Neyse sonuçta yedekledi ve canlı siteye gönderdi. Yani nereye? wpalemi.com'a. Buraya gönderdi arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir yenileyelim sayfayı. Bakın gönderdiği dosya bu zaten. Burada diyor tarih falan da veriyor zaten. Bize yapmamız gereken yalnızca gene geri al deyip siteyi kurmak. Başka bir şey yok yani aslında. Hemen o işleme geçelim. Bakın sayfada herhangi bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yok. Bu tarafta tamamdır. Burası bitti. Şimdi internette geri alsın sitemizi. Geri al diyorum ve yüklediği yedek dosyasını kurulumlu yapacak şimdi arkadaşlar eklenti. kurulumunu yaptı. Geri yükleme başarıyla tamamlandı diyor. Tamam diyorum. Burada tabii ki şu var. Lokal preste yani lokal hosta prestlerden lokal hosta çalışmış olduğunuz sayfanın işte kullanıcı adı ve şifresi gerekiyor arkadaşlar. Yani onu unutmayın. Normal şekilde burada internetteki sayfanızın şifresi artık geçersiz kalıyor. Şifremizi yazalım. Ya, oturma diyelim. Bak bu şekilde hemen sayfayı da bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi lokal hosta çalıştığımız sayfa buraya taşındı. Şimdi yapmanız gereken bir takım işlemler var tabii ki. Öne önemli bunlar tabii ki. Lokalde tabii ki çalıştınız. işte SMTP'yi kurdunuz ya da kurmadınız neyse falan. E-posta ayarlarınıza bakmanız lazım. İlk önce e-posta kullanıyorsanız tabii ki bakın. Normalde burada bir kurulu e-posta yok. Orada da kurmamışımdır büyük ihtimalle zaten. Yani lokal hosta da kurmamışımdır. Hatta bakalım var mı? SMTP falan yok. Herhangi bir şey yok. Şimdi e-posta kullanacaksanız otomatikman bir SMTP eklentisi kullanacaksınız, kuracaksınız arkadaşlar. Onu yapmanız lazım. Ayarlarınızı ondan sonra genel sekmesine bir bakalım. Burada işte sitenizin ismini falan bakın e-posta adresleri bunların değişmesi lazım. Bunlar yapılacak işlemler. Yani e-posta sonuçta alacaksınız ve göndereceksiniz. O yüzden bu ayarları da yapın. Direkt olarak hemen başlamaz. Site çalışır ama dediğim gibi bunları da yapmanız lazım. Hatta kontrollerini de yapın arkadaşlar. Mesela şimdi kurslar sayfasına bir gelelim bakalım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bu şekilde mesela bir bakın inceleyin sayfayı. İşte eğitmen ol bakın bu şekilde derslere bir girelim, kurslara girelim. Bakın bu şekilde ya çok güzel bir kurs eklentisi yapmışlar da şu vol komersi de yaptılarmış iyiymiş. Bu şekilde de bir incelemelerini falan da yapın. Ama dediğim gibi SMTP falan kurun arkadaşlar. Ben lokalde kurmamışım. Siz kurun. E-posta alma ve gönderme işlemlerini yaparsınız. SMTP ile ilgili de video var kanalda. Aratın arkadaşlar zaten bulursunuz. Oradan da bakarak da SMTP kurulumlarının hatta Gmail adresinizi bile Kurabilirsiniz. İşlem bu kadar. Kolay yolla sitemizde lokal hostta çalıştığımız sitemizi kolay yolla anahtar yani bağlantılarıyla taşıma yaptık. Aslında işin mantığı eklenti bir yedek oluşturuyor. Bu yedeği sizin yerinize kısaltıyor. Yani nasıl kısaltıyor? İşlemlerinizi kısaltıyor. Yedeklemede backup işte yedeklemede falan kendimiz yapıyoruz diye diyoruz filan mesela da otomatik yapıyoruz. Onu sistem çoğaltıyor yani bir yedeğini oluşturuyor ve ondan sonra da upload yani yükleme yapıyor. Taşıyacağınız yere. Siz de oraya gelen yedek dosyasının kurulumunu yapıyorsunuz işte geri al diyorsunuz falan. Site kuruluyor bir şekilde. En son ca yaptığımız canlı yayında işte lokal hosta yani bilgisayarımızda kurduğumuz lokal hostlarla ilgili anlatım yapmıştık canlı yayınımızda. Bu arada her çarşamba günleri saat 9'da canlı Bağlantımız, canlı yayınımız bağlantı değil, canlı yayınımız oluyor. Orada da işte hem sohbet ediyoruz hem de WordPress ile ilgili bu tip şeyler, çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Katılırsanız sevinirim tabii ki nedir olmasın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.